Bazı yerleri parmakla dağıtmışsın, berbat gözüküyor. Yani sizin çizdiğiniz portreler, figürler gerçekten canlansa, dünyamıza gelse bize küfür eder derdi. Çizimi taramalarla mahvetmişsin. Bu sağda solda yazdığın yazıların iğrençliği peki? Yakışıyor mu sana? Şimdi 23 yaşında birisine göre buradaki dijital çizim gerçekten kötü. Simce kanalından hepinize merhaba dostlar. Ben Cevin. Bugün aylar, yıllar sonra çizim yorumlamayla birlikteyiz. Sizlerin de benim de çok sevdiğim bir içerik olan çizim yorumlama videosunu çekelim. Bu çizimleri ben Discord'dan aldım. Dedim ki arkadaşlar bugün bana yollayın, ben de buradan alayım. Ya Discord'dan ya da Instagram'dan almaya devam edeceğim. Bu yüzden oradan da takip etmeyi unutmayın. Ve yine her videoda söylediğim gibi sert olacağım. Kötüye kötü, iyiye iyi diyeceğim. Biliyorsunuz ki kötüye kötü demezsen nasıl iyi olsun yani. Sizlerle konuşmak istediğim bir sürü konu var. Bunları böyle çizimleri yorumlarken ara ara aslında konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hafif podcast tadında güzel tatlı bir video olsun istiyorum. Bu yüzden çayınızı, kahvenizi, her şeyinizi yapın ve gelin. Adım Çınar. 16 yaşındayım. 6 yaşından beri çizimle uğraşıyorum. Bu resim yaklaşık 6 saat sürdü. Uzaktan baktığım zaman fena durmuyor. Güzel fakat bazı yerleri parmakla dağıtmışsın, berbat gözüküyor. Özellikle mesela o kadar fazla kara kalem kullanmışsın, dağıtmışsın falan ya. Çizimin sol tarafı parlamış. Yani bir siyahlık, bir koyuluk göremiyorum orası böyle. Ve tabii bazı yerler net değil. Özellikle bakın mesela şuradaki saç bölümleri, bu taraflar. Hani orada 3 boyutluluk pek fazla olmamış. Biraz daha belki net koyu ve net açıklık istiyor bazı bölümler. Sakal bölümleri de çok fazla böyle yapay duruyor. Yani bir bıyık vardır ve sonra yapıştırmışsın gibi. Öyle bir tel tel durmuyor. 10 üzerinden bir puanlama yapalım buradaki bütün çalışmalara. Sizler de tabii ki yapın. Bakalım benzer puanlamayı yapacak mıyız? Buna ben 10 üzerinden 6,5 veriyorum dostlar. Çok çok daha iyisini yapabilirsin. 17 yaşındayım. Adım Osman Ali. 6 ay önce çizmiştim. Küçüklükten itibaren çizim yapıyorum. Hobi olarak ama geliştirmeyi düşünüyorum. İlk portre denemendi. Kağıdı komple boyayıp silgiyle şekil vermiş. Komple boyayıp daha sonra üzerinde silgiyle mi? Bir challenge mı yaptın kendine? Eğer ki böyle bir challenge varsa fena değil. Güzel bir challenge. Benim burada en çok beğendiğim şey bıyık. Çok daha gerçekçi olmuş. Bunu beğendim. Fakat genele baktığımız zaman kafa bölümünde orada şapka mesela çok yamuk duruyor. O şapkayı çıkarsa adam kafatası böyle dümdüz. Sanki o Petri'nin kafası var ya onun gibi duracak abi. Yani sizin çizdiğiniz portreler, figürler gerçekten canlansa, dünyamıza gelse bize küfür eder miydi? Bu adam gelir der ki ulan benim kafam niye böyle falan sana küfür eder. Burada sadece ben bıyığı beğendim. Onun haricinde gözünüzü kıs ve bak yani. Nerede bunun en koyusu, nerede bunun en açığı, belki çekim kötü olduğu için olabilir ama normalde o şapkanın altında daha da koyuluk görmek isterdim yani. Şu bölümden bahsediyorum. Daha koyu ve daha açık gir. 10 üzerinden 5 derim ben buna. Adım Efe. 18 yaşındayım. Zeki Müren Güzel Sanatlar son sınıf öğrencisi. %70 kağıda kara kalem tekniğiyle yapmış. Kocaman kağıda çizmek bir yandan zor ve bir yandan kolay. Yani zor bölümü ulan yap bitir bitir bitir. Oho saatler günler sürer. Büyük olmasının yanı da rahat bir şekilde detay girebiliyorsun. Koyu bölümü, açık bölümü gayet iyi yani. Özellikle en çok beğendiğim bölüm sağ diz. Arka planı güzel bir şekilde siyah vermiş. Siyah verdiği için oradaki diz beyaz olduğu için patlamış ve daha güzel, daha 3 boyutlu form sahibi bir diz olarak gözüküyor. Özellikle mesela şu dizin alt tarafı baldıra doğru giden taraftaki koyuluk da diz kapakçığını biraz daha ön plana çıkartmış. Bu da aslında oradaki dizin formunu biraz daha bize doğru yaklaştığını belli etmiş. Bunu beğendim. Dik durmuyor. Çok da ama kambur da değil ama hafif böyle eğilmiş. Eğildiği için göbek çok hafif bir çıkmış. Şuradan mesela bahsediyorum. Hafif göbeği var ama zayıf da. Fakat burada kemiklerin belli olmasının sebebi kolunu geriye atmış ya. Bizim aslında tenimiz geriliyor. Gerildiği zaman burada kemikler de daha fazla ön plana çıkıyor. Bu da güzel olmuş. Onun haricinde burada tek beğenmediğim taraf şu. El bölümü birazcık garip duruyor. Bunun haricinde buradaki ağaç ve ağacın üzerindeki yapraklar, çiçekler neyse artık. Bunlar pek iyi durmuyor. Ben portre yapmışım ve bitmiş, anladın mı? Ve diğer taraflar umurumda değil gibi bir his var. Bu yüzden orayı beğenemedim. Bir de dostlar, abi neden kağıdın üst tarafı boş?
Yani bu kağıdın üst tarafındaki boşluk hiçbir şey ifade etmediği için çok manasız duruyor. Bir şey de desteklemiyor. Bu yüzden bence bir sonraki çalışmalarında lütfen bir figürün ayağı da gözüksün. Madem boydan yapıyorsun o kadar. Gereksiz boşluklardan kaçınmanı öneririm. Ellerine sağlık. 10 üzerinden 8'lik bir çalışma. Adım Emir. 18 yaşındayım. 8 sınıftan beridir bir şeyler karalıyorum. Genellikle Artline ve dijital olarak çiziyorum. Hedefim iç mimar olmak. Artline'la yaptığı bir çalışma. Fakat Artline böyle kullanılmaz. Yani iç mimarlıkta da Artline kullanırsın daha net, daha temiz çizgiler için ama iç mimarlıkta da bu tarz çizgiler yapacaksan senden iyi bir, en azından kağıt üzerinde güzel çizim yapan iç mimar olmaz. Neden olmaz? Çünkü Artline amacı buralarda yaptığın taramalar, saçlarda yaptığın taramalar gibi seyrek seyrek çizgiler değildir. Artline'ı tutarsın, dik tutarsın, dümdüz bir çizgi atarsın. Yani hani daha temiz, daha net, bütün çizgilerin kalınlıkları aynı olacak şekilde çizgiler atarsın. Artline'ın numaraları var ya 0, 4, 0, 5, 1, 2 falan. O numarasının olması sebebi nedir? Sen bütün çizgilerin kalınlıklarını aynı yaparsın. Yani 0-4 dediğin çiziyorsun, dik tutup çiziyorsun. Daha ince bir yer lazımdır. 0-2'yi alırsın ve onunla çizersin. Ama senin çalışmanda, sallıyorum senin bir tane kalemin var. 0-4. Sen onu almışsın, çizmişsin. İnce yerleri daha hızlı böyle diye akmışsın, gitmişsin. Daha çizgi ince dursun diye. Çizimi taramalarla mahvetmişsin. Hani yapayım, boyayayım, geçeyim veya kalemim bitmiş gibi duruyor. Bu tarz taramalardan kesinlikle vazgeç. Bu çalışmaya 10 üzerinden 4 veriyorum. Ellerine sağlık. Sulu boy ve pilot kalem kullandım. Hedefim Güzel Sanatlar Fakültesi Toprak. 14 yaşındayım. Yani 8. sınıfa gidiyor. Bir sene sonra Güzel Sanatlara girecek. Yani bu çizimde Güzel Sanatlara girebilir misin? Kara kalemi görmek tabii ki lazım. Burada ben herkesin yaşına göre, hedeflerine göre aslında yorum yapmaya çalışıyorum. 14 yaşına göre fena değil. Fakat şu lazım burada. Sen sadece renk atmışsın. Burada bir tonlama yok. Ben tonlama görmüyorum yani. Papağan var ve papağan hangi rengi? Turuncu mu var, sarı mı var, mavi mi, pembe mi? Hepsini böyle güzel bir şekilde karıştırmışsın. Fakat bu kanatların alt tarafı daha içeride mi kalıyor, gölgede mi? Ben bunu göremiyorum. O yüzden sana tavsiyem birazcık daha açık koyu, bu gölge tarama olaylarına biraz daha çalışmanı öneririm. Ve bir iki sulu boya kara kaleme etkisi vardır ama sen yine de sınava kadar biraz daha kara kalem çalış. Çünkü maalesef ki sınavda öyle soruyorlar. Abi yaşım 11, 8 yaşından beri resim yapıyorum demiş. Bir dakika, biz buna puan vermemiştik. Ben buna 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Çizgilerin çok kalın olmuş. Yani senin orada şapkaya yaptığın çizginin kalınlığıyla yüze yaptığın çizginin kalınlığı aynı. Bir 3 boyutlu göremiyorum. 2 boyutlu olmuş. Aynı zamanda parmakla dağıtmaktan herkese yani yıllarca söyledim, vazgeç. Dudaklar mesela çok çizgisi kalın olmuş. Çene hatları da aynı şekilde. Normalde bir insana baktığımız zaman hiç kimsenin bu kadar keskin dudağı, kimsenin keskin, bu kadar keskin bir çenesi, bu kadar keskin bir kulağı olmaz. Bu yüzden yüzde olan çizgileri biraz daha hafif ve ince yapmaya dikkat et. Buna ben 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Adım Öykü, 20 yaşındayım. Çocukluğumdan beri sanırım 9-10 yıl olmuştur. Çizimle uğraşıyormuş. Güzel Sanatlar Fakültesi, yani üniversitede okuyormuş. Ama bölümünden memnun değil. Hedefi kendi yaptığı, kendi yazdığı, kendi ürettiği şeyleri insanlarla paylaşmak ve bu şekilde aslında hayatını idame ettirmek istiyor. Yani gerçekten bir insanın hani hayatı boyunca en çok yapmak istediği şeyle kendi hayatını idame ettirmek muazzam bir şey. Şimdi bu arkadaşımızın çizimine bakalım. Güzel Sanatlar okuyorsun. Şimdi ben burada beğenmediğim yönler. Saçlar. Saçları da sanki çizmişsin, daha sonra parmak aracıyla dağıtmışsın gibi duruyor. Saçlar o kadar önemli ki yani. Çizimi ön plana çıkartan, yani en azından portreyi saçlardır. O saçlardaki parlaklıklar, ince ince böyle teller var ya hani. Çünkü saç dediğin şey ince ince yüz binlerce telden oluşan bir şey. Ama mesela senin burada kalıp gibi duruyor. Bunu yapmaman lazım. Gözler daha da fazla ayrıntılı olabilir. Çünkü hani yüzün bayağı bir bölümünü gözlerin kaplıyor. Ve oradaki gözler daha da ayrıntılı olması lazım ki sen daha çok onun içine girebilir. Daha üç boyutlu olsun. Tabii ki gerçekçi yap demiyorum ama sonuçta bir karakter çizimi. Ama yine de daha net olması lazım bazı çizgilerin ki daha ön plana çıksın. Dudak bölümünü beğendin. Dudak bölümünde yaptığın renkler dağılıyor falan. Bu hoş duruyor. Yine dudakta yaptığın parlaklık da hoş. Ben buna 10 üzerinden 7 puan veririm. Hatta 6,5 da verebilirim çünkü 20 yaşındasın yani. Daha da iyi kendini geliştirmen lazım. Adım Sıla, 20 yaşındayım. Diş hekimliği öğrencisiyim. Hobi olarak yapıyorum. Kara kalem kullanıyorum genelde. Bu resimde kara kalem kullandığım küçükten beri uğraşıyormuş. Diş hekimliği ne yapıyormuş? Okuyormuş değil mi? Evet. Gözlerden dolayı sanki gözler çok ayrık mı olmuş ondan bilemedim ama bir yerinden dolayı tam benzemiyor. Belki burundan da kaynak olabilir bilemedim ama yine de baktığım zaman tabii ki kimin ne olduğunu anlıyorum. Şuradaki makyajlar olmasa anlamakta biraz tabii ki zorlanırdım ama bu kadar güzel çizmişsin etmişsin ama şu sağda solda yazdığın yazıların iğrençliği peki yakışıyor mu sana ya? Ne kadar güzel çizmişsin. Hani oradaki tipografiyi de yazı fontların da
biraz daha güzel, daha araştırarak, belki daha çok çizime yakışır bir şekilde farklı ve özenli yapabilirdin. Bu kadar direkt yazıp geçmek yerine. Portreyi beğendim fakat aşağı doğru indikçe her şey bozuluyor. Gömleğin yakası, boyun, diğer taraflar falan hiç uğraşmamışsın. Yapayım geçeyim demişsin. Onun haricinde saçları daha çok beğendim. O bahsettiğim tel tel şeyler var ya, hani sonuçta saçın kendisi öyledir. Daha saçın yoğunluğu biraz daha fazla olabilirdi. Onun haricinde beğendiğim tatlı bir çalışmaymış. 10 üzerinden 7 puan veririm ben buna. Merhaba, adım Nilay. 18 yaşındayım. Kendimi bildiğim bile resim çiziyorum. Sınav senesindeyim ve çizgi film animasyon okumak istiyorum. Bu da tamamen aklından çizmeye çalışın. Dijital bir çalışma. Yani aklından bu renk tonunu yakalayabiliyorsan süper. Kolların uzunluğu fena değil. İç tarafta kalan kol, yani kadının sol kolu birazcık uzun olmuş. Daha kısa yapabilirdin. Ya da uzunluklarına çok kalın olmuş. Şu ön kolu mesela bayağı bir kalın. Ama mesela diğeri biraz daha ince. Şöyle baktığın zaman mesela şu ön kol neredeyse dizi kadar yani. Ona biraz daha dikkat et. Bunun haricinde kaçma. Bir şeylerden korkuyorsun ve kaçıyorsun. Neden kadının tüm yüzünde saçı var ki? Saçmalamışsın yani. Sen eğer ki her şeyi kaçmaya devam edersen, o kadının yüzünü görmezsen, sen sınavı kazanamazsın. Sınavda en çok bakılan taraf nedir? Eldir, portredir ve tabii ki figürdür. O yüzden sınava kadar figürleri boydan bütün gör. Yani ayağından kafasının tepesine kadar. Portreyi açık bir şekilde yap. Sen zaten bir tane portre çizmişsin burada. 8 tane, 10 tane, 4 tane portre olsaydı hadi bir tanesinin yüzünün saç düşsün, önemli değil. Ama tek bir tane figürüm var ve bu tek figür, neden göremiyorum ki ben bunu? Aynı zamanda şu cama yaptığın saçma sapan efektlerden vazgeç, biraz daha mekan kör. Derinlik görelim orada. Şimdi sen sınava gireceksin ya, cama öyle bir şey yaptığın zaman ne oldu biliyor musun? Ya bu kız ne yapıyor ya? Ne kadar güzel bir alanım var orada. Şehir çizdiğin zaman derinlik olacak ve daha etkili bir çalışma olacak. Fakat böyle yapıp orayı dümdüz iki boyutlu gördüğün zaman ne yapıyorsun? Kapalı bir alan. Bu seni geriye götürür. Kendini biraz daha zorlamalısın. Adım Melis, 18 yaşındayım. 3 yıldır resimle uğraşıyorum. İleride moleküler biyoloji okumak istiyorum. Hobi olarak resim yapıyordum. Bu çizimde 300 gramlık sulu boya kağıdı ve Sonnet sulu boya seti kullandığım videoyu alırsan sevinirim, fikirlerini merak ediyorum demiş. Şimdi Melis'ciğim, 18 yaşındasın. 3 yıl olmuş bak. 3 yıl uzun bir süre değil. Bence 3 yıla göre sulu boyayı çok güzel kavramışsın. Yani o sulu boyada bıraktığın ışık gölge oyunları hoşuma gitti. Saçlardaki ışıkları beğendim. Fakat şöyle, saçların ön bölümünde bayağı bir ayrıntı var. Ama saçın kendisinde çok bir ayrıntı yok. Tamam, bu farklı bir tarz olabilir ama en azından bir tık daha bir ayrıntı isterdim saçlarda. Onun haricinde dudakta, burunda, yani genel olarak ten rengini güzel kavramışsın. Yani ten rengin oluşumu hoşuma gitti. Aynı zamanda mesela burnun kenar kısmı koyu ama o yanağa doğru uzanan bölüm, yani şuradan bahsediyorum, beyaz. Oradaki beyazlığı vermek çok da kolay bir şey değil. O yüzden beğendim. Ben buna 10 üzerinden 7.5'tan 8 veririm valla. Ellerine sağlık. Ben Zehra, 23 yaşındayım. Uzun zamandır çizim yapıyorum. Endüstriyel tasarım 4. sınıfmış. Çizimdeki karakterin adı Rose. İlk orijinal karakterim. Ayrı bir dünyası ve hikayesi var demiş. Tamam. Şimdi 23 yaşında birisine göre buradaki dijital çizim gerçekten kötü. Yani endüstriyel tasarım okumanın senin çizimine de bir etkisi olmuş. Yani biliyorsunuz endüstriyel tasarımda daha net hatlar, daha böyle belirgin çizgiler, daha düz çizgiler, daha düzgün en azından formlar var. Mesela burada da öyle. Yani mesela buradaki kulak mesela çok aslında düz. Veya işte kelebek, o bu şu falan çok böyle grafik bir form olmuş. Bence bu tarz dijital çalışmalarda böyle olmaması lazım. Ama yine de kötü bir çalışma değil, güzel bir çalışma. En azından saç bölümlerinde biraz daha ayrıntı, daha böyle rahat çizgiler olmasını isterdim. Çok böyle sistematik gitmiş bazıları. Mesela saçın üstündeki ışıklar bile aslında şu şekilde sistematik gidiyor. Belki oradaki ışıklar bile daha farklı, daha birisi daha büyük, birisi daha küçük, ayrıntılı çalışmalar olabilir diye düşünüyorum. 10 üzerinden 7 puan, hatta 6.5 puan ben buna veririm. Bayağı bir arkadaş da yine hani çizim yorumlama olunca siz dostlar saldırıyorsunuz. Yine bayağı bir arkadaşımız da atmış. Çok teşekkür ederim. Yorum almak istediğiniz ve söylediğim şeyleri de birçok arkadaş da kayda alıyor. Kendi hayatında da uyguluyor. Bu yüzden çok mutlu oluyorum. Umarım size faydam oluyordur. Şimdi Sıla 18 yaşında. İlkokuldan beri çiziyormuş. Lisede güzel sanatlar okuduktan sonra üniversite bilgisayar destekli animasyon bölümüne geçmiş. Şimdi güzel. Ama benim bu çizimde en çok beğendiğim yer, belki sizde öyledir ama şu ortada bir dekoratif bir şey var ya saçın üzerinde. Onu ben çok beğendim. Kaşlar, gözler mesela fena değil mi? Burun
çok gri duruyor. Onun haricinde bazı yerlerin renklerini beğenmedim. Yani buruna yaptığın gölgenin gri olmaması gerekir. Daha böyle doygun bir renk olması gerekir. Çünkü burnun altına, burnun üzerine yaptığın şeyler daha böyle leke, koyuluk. Belki mesela kadında bıyık var gibi de durabilir yani. O yüzden oradaki gölgeleri biraz daha tonunun daha sıcak olması gerekiyor. Bence buna biraz daha dikkat et. 18 yaşındaydın, 18'e göre böyle bir çalışma bence güzel. O yüzden 10 üzerinden 8 puan ben buna veririm. Dostlar bu arada her çizimi yorumlayamıyorum. Yani çok fazla çizim var. Benzer yorum yapacağım çizimlere olabildiği kadar yorumlamamak daha mantıklı oluyor. Hani sizler de bakarsanız aa bu benim çizimime yakın bir tarz, yakın bir çizim veya benim hatalarım buna benziyordur. Kendiniz oradan böyle bir şeyler kapın. Çok daha iyi olacaktır sizin için. Bir de yine bazı arkadaşlar da ben bir tane çizim atın diyorum. 5 tane çizim atmış. Ben bunu yorumlamak istemiyorum. Çünkü çizimde de, tasarımda da bu tarz işlerde en önemli olan şey yani siz çalışacağınız zaman brief'i iyi okumak. Yani istenileni güzel vermek. Benim sizden istediğim şey tek bir tane çizim. Bunu nasıl yaptınız? Adınız, yaşınız. Siz daha bunu iyi okumadan ve istenilen şeyi iyi bir şekilde vermeden zaten başarılı olamazsınız. Çizim yorumlamalarda ya da herhangi bir şeyde yazılan şeyi çok iyi okuyun ve istenilen şeyi söyleyin ki ben de daha net, daha iyi bir şekilde yorumlayabileyim. Mine 16 yaşında 3 yıldır resim yapıyormuş. Herhangi bir eğitim anlamış, nasip olursa animasyon okumak istiyormuş. Bak mesela burada da hata neyle yaptığı, nasıl yaptığı, hangi programla yaptığı. Hani bunları da anlatmanızı istiyorum. Mesela bu arkadaşın çalışması güzel duruyor. Yani oradaki böyle çizimin ortasından sonrası gölgede kalmış. Ama mesela buradaki gölge doygunluğu fazla, sıcaklığı fazla bir gölge olduğu için sırıtmıyor ve kötü de durmuyor. O yüzden güzel ve beğendim. Anatomik olarak da hoş bir çalışma. Omuzlarda olan, şuradaki işte kıvrımlar, göğsün etrafı falan filan. Oradaki kumaşların ayrıntısı biraz daha fazla olabilirdi. Daha böyle sonuçta sıkışıyor. Bak ne oldu? Kumaş şöyle biraz sıkıştı. Yine de oralarda birkaç tane daha ayrıntı sıkışan, gelip giden falan kumaşlar olabilirdi. Onun haricinde güzel bir çalışma. Ben bu çalışmayı 10 üzerinden 8,5 veririm dostlar. Şu ana kadar galiba en yüksek verdiğim puan bu. Çünkü arkadaşımız 16 yaşındaymış. Yani bazı arkadaşları zaten yorumlamadım. Sebebini de söyledim size. Benzer hatalar olduğu için ekstra bakmanın manası yok. Benden bu kadar diyeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Valla sizinle böyle konuşmak, böyle birebir kamera karşısında sohbet etmek gerçekten beni mutlu eden, rahatlatan ve huzur veren bir şey. Çünkü ben bu ekrana bakıyorum, çizime bakıyorum ve sadece o çizimden başka bir şey düşünmüyorum. Hayatım sanki o gibi oluyor. Ve hayatım şu 20 dakikalık videoda gibi. Bu yüzden bu benim çok hoşuma gidiyor ve çok mutlu oluyorum. Konuşmak her zaman iyi geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda ne yapalım, ne edelim? Yani aklınızda farklı hoş fikirler varsa yorumlarda belli edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bye.